gideceğiz arkadaşlar. Birazdan tekrar kameralarımızı eve çevireceğiz ama bir yandan da bana evden görüntü verin lütfen. Bir Yasemin kenarda dursun. Bir evi de bir görmek istiyorum lütfen. Birazdan geleceğim. Gözümüz kulağımıza bir orada olsun. Ama ben Fatma'ya sormak istediğim, Fazıl'la ilgili sormak istediğim sorular var. Şimdi o dönemde Mustafa ile Fazıl birlikte çalışıyorlar bir ara. Ben mi? Kaçırırken çalışmışlar dedim ama 2000'de. Yani benim 2000'de 98 yılında seni kaçırıyor. Evet. Tamam mı? Sonra 2002 yıllarında tamam mı? Fazıl'ın zaten karısı hayatını kaybediyor şüpheli bir şekilde. Evet. Yani Şükür Türkan daha öldürülmeden önce Mustafa ile Fazıl birlikte çalışıyorlar. Ve Mustafa bir dönem yanlarında kalıyor. Tamam işte ben o zaman kaçıyorum. Tamam. Ben o zaman kaçıyorum. Ya sen işte ben kayınvalidene kızdığın için ve Şükür'ü de kayınvalidene bırakıp gidiyorsun. Evet. Mustafa da o sırada Fazıl'ın yanlarında kalıyor. O zamanlar yani şey zamanı, orak zamanı oradaydı. Ve o tarihler bu arada senin oğlun da zaman zaman oraya gidiyor. Hayır, benim oğlum gitmiyor. Benim oğlum benim 2016-2017'de gidiyor. Tamam, benim aldığım bilgiye göre sonra. O tarihlerde siz ikiniz öncesinde de... Yok, öncesinde hiç gitmedik dedi hanım. Benim aldığım öyle. Ve o dönemde yani bak bir şey söyleyeceğim. Çok samimi değiliz diyorlar ya bu adam ikisi de. Yok, samimilik var dedi bana. Samimilik yani onların değil. Yanında çalışıyor, orada yatıyor, kalkıyor. Yok, uyuyor. Orhan Bey de diyor ki ben biz bu olayın neresinde izliyor. Yok, gelenler gidiyordu. Orhan mı? Pardon. Fazıl mı Mustafa'dan korkuyordu? Mustafa mı Fazıl'dan korkuyordu? Vallahi... Hangisi kimden korkuyordu? Kim yani kimden korkuyordu? Korkacaklarını sanetmiyorum dedi bana. Sanetmem korkacağını. Yani Mustafa korkacağını sanetmem. Ama eğer gene şeyini biliyorsa ben konuşur diye korkabilir, onu bilemeyeceğim. Yani Mustafa o kadar yürekli bir insan değil. Sanetmiyorum hani. Korkacağını da sanetmiyorum, korkmayacağını da sanetmiyorum. Bilemem yani. Bir şey söyleyeceğim. Bana bir kez daha o günü anlatır mısın? Evi ben bir görmek istiyorum. Bana o günü anlatır mısın? Sen ne kadar... Ya evin içinde eşya ne vardı? Eşya dedim ama daha götürdüğümüz gösterdiğimiz kanepeler vardı. Evet. Yani evde bir iki eşyalar vardı yani. Halıkını tam toplamamıştık. Yani yatakta yorgan da vardı yani. Yani, Fazıl'ın tekrar o eve gitmesi için bir neden var mıydı? Yoktu. Yani öyle bir yani ev yoklanacak bir şey yoktu yani. Yani senin kızın hala bu evi bir daha o yüzden gösteriyorum. Hı-hı. Senin kızın hala buralarda bir yerde gömülü olabilir mi? Fazıl bir gün sonra neden ortalık ya, olay yeri bir şey temizlemek için mi gidiyor? Bilmiyorum dedim hanım. Sana eğer... çünkü eve gittim diyor sonra yetkililere gitmedim diyor. Aynen. Ama eve gittiğini sana söylüyor. Orada söyledi yani ama ertesi gün söyledi. Yani bizi İsparta'ya gittiğimiz gün söylüyor. Tamam. Bir gün öncesi mesela telefonu açtığımda söylemiyor. Söylemedi değil mi Fazıl? Hayır. Ben kocam beni aradı, Mustafa beni aradı, hayır, dört kez beni aradı. Hiç söylemedi sana. Hayır söylemedi. Ben aradım dedi Mustafa'yı, ben aradığını söyledi. Yani Allah'ını seversen ya. Mustafa'yı sen o, gece, o aramış. Bak yani. O gece kapıdan yani gittikten sonra gelmiyor ya çocuk. Mustafa eve geliyor, yatıyor. Sen dışarı çıkıp çocuğu nerelerde aradın? Yasemin duyuyor mu? Etrafını aradım, etrafta baktım mesela. Senin dediğin yerlere mesela Yasemin'i gönder lütfen. Yasemin oralara baksın. Nerelere baktın sen ya, bu akşam? Yasemin özür dilerim. Bir doğrulattırayım. Bir dakika teknik olarak bir duyayım. Yasemin duyuyor musun Fatma'yı? Ben tamam. Duyuyorum sizi. Tamam. Duyuyorum tabii tamam. Ki yönlendirsin. Fatma'nın dediği yerlere bir bakar mısın? Yönlendirsin seni Fatma. Yasemin bahçe var ya tabii. O karşı. Şey ağaçların olduğu yere doğru gitsene. Tamam. Bu tarafa. Büyükbaş hayvanların toplandığı yer mi? Yola doğru. Arabanın önüne doğru. Önce oraya mı gittin? İlk önce orada çünkü ağıl vardı eskiden. Yapılı ağıl vardı yani ağaçlardan. İlk önce oraya baktım. Orası kapalıydı. Gidiyorum, böyle değildi. Gidiyorum Fatma, bana dur de. Bu tarafa bahçeye bana içeri de, gir. Fatma. İçeriye. İçeriye gir. İçeriye gir. Telli yere gir. Hattan düştüm. Durmuyor. Yani yola doğru çıkmıyor hattan arkadaşlar. Düştüm. Geriye gel, içeri doğru giriyorsun. Aşağı doğru. Yani senin içeri girecek. Senin sol girecek. Tarafın. Evet. Gir oraya. Tamam. Yani orada ağıl vardı. Ağıl varmış. Orada ağaçtan ağıl vardı yani. Çardaktan çevrili ağıl vardı. Büyük yani nereden baksan 30 metrelik. Önce oraya baktın. İlk önce oraya baktım. Çünkü etrafı kapalıydı. Üst açığı da etrafı kapalıydı. Niye ağıla gidip bakıyorsun? Yani orada acaba çocuk korkusundan sindi mi diye, saklandı mı diye yani. Peki. Ondan sonra aşağı indim. Orada şeyli yerler vardı. Oralara baktım mesela, kuytu yerlere. Aha. Yani saklanacak yerlere. Tamam. Acaba dedim yani korktuğu için yani babam gelecek bizi yani ikimizden korktuğu için mesela çocuk korkabilir diye. Hı hı. Baktım. Ama Mustafa hiç çıkmadı bile. Çıkmadı orada. Hayır hiç çıkmadı. Sadece oraya baktın, ağıla mı baktın? Ağıla da baktım, ben aşağı taraflara da gezdim. Aşağı zamanlar, taraf neresi? Aşağı taraf yani neresi? Şimdiki ağılım olduğu yerler mesela. Tavukların şey olduğu yerler. Yani orada bile yapık değildi eskiden. Peki. Yani boşluğuydu.
Yapıldıysa yani o taraflarda çocuk nereye saklanmış olabilir yani, ki? Yani görülmeyecek yerlere saklanmış olabilir diye düşündüm dedim hanım. Yani oralar duvar gibi ya, mesela oralara kuytulara silmiştir ya. Gece çünkü saklanacak yer çok. Ne kadar aradın çocuğu dışarı? Ben bu arada görebilir miyim yani, Yasemin de bizi duyuyorsa lütfen. 20 dakika 30 dakika aramışımdır oralarda. Çünkü etrafa baktım, her tarafa şeyli yere, sinceye yerlere baktım mesela. Ne kadar aradın çocuğu? Yani 25 dakika, yani yarım saat olmadı olmadı bilmiyorum. Ve çocuk ortalıklarda yok. Yok. Çocuğu bulamadın. Bulamadım, eve girdim. Ondan sonra zaten Mustafa bağırıyor içeride. Bağırıyor. Evet, yani şeyle konuşuyordu. O zaman Tahsin'in uyandı bilen görmedim ben. Çocuklar yatıyordu çünkü üçü de. Kimle konuşuyordu? Yani kendi kendine konuşuyordu yani. Aynı odadasınız. Aynı odadayız. Bağırıyor. Bağırıyor. Peki Yasemin, demin tam duyamadın. Buralarda, burada ağıl gibi bir şey vardı. Hani üst tarafta, o bahçenin olduğu yerde. O taraflarda ağaçların altında her yere baktın mı? Baktım. Çünkü bu aşağı taraflara da baktım. Buralarda karanlıkta hiçbir şey görükmez. Duyuyor mu Yasemin? Tamam. Evet, duyuyorum ben. Bakınıyorum da Fatma'nın söylediği noktalara. Peki sonrasında buralara falan bakıyorsun ya sen Fatma. Hı hı. O anda yani, çünkü çocuğun hamile olduğunu öğrenmiş de olabilir de, o anda aklına acaba bu adam çocuğu öldürmüş olabilir mi diye. Hiç gelmedi dedim hanım. Yani hiç gelmedi. Çünkü bana yolda koduğunu söyledi. Yani ben yolda bıraktım, geri gittim söyledi. Hayır, onu ilk geldiği anda söylemiyor. Sonrasında. Ben içeri girdikten sonra söylüyor. Peki sen dışarı niye gittin yani? Çocuk gelmiyor deyince çocuğun nerede olduğunu. Hayır, bana söylüyor. Hayır, ilkin söylüyor. Hı. Çünkü beni uyandırıyor ya. Ben uyandırdıktan sonra söylüyor çocuk bana. Çocuk gelmedi mi diyor? Çocuk gelmedi mi sana diyor? Bana soruyor mesela, çocuk nerede diye. Ben de çocuk seninle gitti ya diyorum. Evet. Ben yolda bıraktım, gittiğini söylüyor. Bana söylüyor ilk baştan. Yani sondan söyleme değil. İlk baştan söylüyor tamam. Bana. Yani sen buralarda, şu Yasemin'in baktığı her yerde. Ben aradım. Yani aradım. O, yani neresi şeyse oraları aradım. Bir araziyi bir görebilir miyiz? Yani peki buralarda bir yerde senin kızın gömülü olabilir mi? Sanetmiyorum dedim hanım. Çünkü oralar kazınacak bir yer değil. Yani üzerinden çok 10 yıl geçmiş. Kazıyamaz. Çünkü oralar taşlık yer, kazıyamaz. Ama sonrasında niye bu eve gidiyor? Neden yani, bu eve gönderiyor Fazıl'ı? Acaba gelen giden oldu mu ki diye bilmiyorum ki dedim hanım. Ya Fazıl, bu eve, senin eve, şu anda bizim de etrafa bak. Bu eve neden gitti? Bu soruyu yanıtını bulmamız lazım. Çünkü Fazıl ya Mustafa yalan söylüyor, ama şu anda senin söylediğine göre tamam arkadaşlar. Yasemin'e teşekkür ederim, evin olduğu yere gitsin. Teşekkürler. Bir şey mi gördü orada ya? Ne var orada? Bir boru var, bir şey yok. Teşekkür ederiz. Evet. Alın lütfen arkadaşlar. Peki ne oldu? Yani orada Fazıl hortumlar kış almaya gitmemiş. Yok. Yani alıp lavaboya alıp başkalarına vermemiş. Hiç çünkü şey yani lavaboyu alıp en azından şunu diyebilir. Ben lavaboyu aldım. Yani ihtiyaç sahiplerine vermek için sizden aldım ve ya onu götürdüm. Kapı da açık dedi ama kapıyı kilitlemedik. Bak tatlım yani, benim. Kilit de açık mesela, içeride koyabilirdi. Fazıl bize şu sorunun yanıtını vermesi lazım. Ben eve gittim, hortumları topladım, lavaboyu aldım. İşte Didem'in ihtiyacı vardı. Didem'in evine gittim, onu bıraktım. Fazıl bunu söylemiyor. Bize aynen. Adres söylemiyor. Kimin bana evine bıraktın? Söylediği şeyi söylemiyor. Sana söylediği şeyi söylemiyor. Aynen. Fazıl bir gün sonra, siz taşındıktan bir gün sonra bu eve neden gitti? Bilmiyorum dedim yani. Fazıl bu olayın neresinde? Yani belki haberi de vardır Didem Hanım. Ya da çocuğu alıp giden ona teslim etmiş de olabilir. Bilmiyorum. Yani Didem Hanım, eğer o şeyde bir şeylik varsa yani birbirlerinin şeyinden yapabilirler. Nelerinden? Yani ona yardım ettiyse Fazıl'a, Mustafa'ya da o yardım etmiş olabilir diye düşünüyorum ben. Yani olan şeylerle. Ama çocuğumu neden yardım edecek onu düşünüyorum. Yani kız çocuğu. Kendini de var. Niye şimdi ya da açık vermediler birbirlerine? Peki cinayetten sonra Fazıl sizin evinize gelip gidiyor ya. Gelip gidiyor sonrasında. Ya cinayetten sonra geldi diyorsun. İspan'dan geldikten sonra gelip gidiyor. Senin dikkatini çeken bir şey olmadı mı? Hayır. Hı? Hayır. Mesela biz İspan'dan geliyoruz. Çocuğumu Fazıl götürüyor mesela. Bir bücük şeyiyle. Yani bücük verecekti mesela buza. Onu vermek için götürüyor mesela. Buzağı veriyor arkasından. Fazıl'la ilgili Mustafa'nın söylediklerini o veteri hazırlar mısınız arkadaşlar? Onu bir girelim lütfen. Bak, cezaevine girmeden önce Fazıl'la ilgili Mustafa neler söylüyor? Gelsin ekranlara lütfen. Fazıl'ı tehdit etmiş. Fazıl kim de beni tehdit edecek? Ben kimim de Fazıl'ı ben tehdit edeceğim? Fazıl'ın canlı yayında çok fazla çelişkili ifadeleri oldu. O beni ilgilendirmez. Benim konuşma kayıtlarıma bakabilirsiniz. Ama ben onu bir sefer aradım. Onda 2-3 gün öncesi aradım. Çıkma dedim. Niye dedim çıkma diye? Neden engellemek istedi? Erken olduğumuz halde bizi devamlı
suçlu gösteriyor. Veya onun karısı ölmüş, beni yardım etti. Benim kızım kaybolmuş, bana yardım etti. Ya böyle bir şey yok. Bak o adam... Neden bu kadar çelişkili konuştu Fazıl? Ben orasını ben bilmem. Ben ona şunu konuş, bunu konuş demiyorum. O beni ilgilendirmez. Ne konuşursa konuşsun, beni ilgilendirmez o. Ha, kendi köylüsü veya benim köylüm veya benim arkadaşlarım ne demiş benim umurumda değil. Peki neden birbirinizi yayına çıkma konusunda engelliyorsunuz? Mesela geçen gün sen ona çıkma dedin. Şimdi o senin yayına çıkmanı istemiyor. Çıkma dedim madem dedim. Evine dedim, çocuğuna dedim. Rahatsız oluyorsun, çocukların ağlayıyorsa dedim. Çıkma dedim. Bir sefer röportajını yap. Çıkma dedim. Beni inkar ediyor mu? Yalan konuşuyor mu? Fatma gibi ben o gibi bu gibi dedim. Ben laf konuşmuyorum ben. Ben neysem oydurum ben. Ben de Fazla ve oğlan abesine, Eren'e kalbimi basarım. O kadar çok güveniyorsun. Onlara güvenirim. Onlar öyle bir insan değil. İşin içinde onun da parmağı çıkarsa bugün şu an söylediğin şeyle ilgili ne diyeceksin? Çünkü sen %100 eminim diyorsun. Ya ben eminim. Ne çıkarsa? Valla çıkarsa adalet yerini bulur. Ben ona yardım etmişim. Ben onun öldüğünde, karısının öldüğünde... Ben de kendi köyüm uzman, ben onu fazla bir mataplığım yoktu. Psikolojik hastalığı vardı. Rahatsızlığı vardı. Hacı hoca işleri varmışmış. Yani rahatsız olunca işte kendini bilmiyorum vurmuş mu öldü yani silahla mı? Otopsi yapılmış mı? Yapılmış tabii canım. Kendini vurmuş yani. İlk göz ağrısı severek evlendiler. Ne diyeceksin kocana? Yalan. Hala da yalan dedi bana. Hangisi yalan? Hepsi yalan. Fazıl'la ilgili söylediği her şey yalan mı? Ya Fazıl'a yani şeylerdi mesela yani arkadaştan da arkadaş değillerdi ya, çünkü yaşlı değiller. Ama aileden gelen bir şeydi mesela. Evine gidip kalıyor dostu kalıyor, yani. Kalıyor yatıyor. Akrabası. Dedesinin yani dedesi mesela oğlu olarak torun olarak görüyordu mesela Mustafa'yı. Peki ben elindeki...